Ümit hocama dönmek istiyorum. Evet. Ümit hocam, biraz önce bir tepkisi oldu. Bu tepki kimeydi? Bana mı yoksa ortama mı? Yoksa genel dışarıya mı? Genel konuştum. Çünkü genel. Hakikaten burada. Ama Galatasaraylık bir şey yoktu. Yani yok ama geçen sezon Fatih Hoca bu hakemler hakkında yorum yaptığında herkes Fatih Hoca'yı eleştirdi. Aynı hakemler değil mi bunlar? Aynı hakemler. Değişen bir şey oldu mu? 3-4 tanesi farklı. Yani onların her sene değişiyor. 2-3 tane zaten değişiyor. Geçen sene. Ama iskelet aynı. Ama kıyamet koptu Fatih Hoca bu hakemler hakkında yorum yaptığında. Bu hakemlerle şampiyon oldunuz Ümit geçen sene. Ama fark ediyor mu? Nasıl? Bu sene de şampiyon olacağız. O fark etmiyor. Yine bu hakemlerle şey olacağız. Yani hakemler istemese sen şampiyon olabilir misin? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hakemler kötü dediğimiz zaman tepki alıyor. Siz dediğiniz zaman tepki almıyorsunuz. Niye alıyoruz ya? Nerede alıyorsun abi herkes sen? Herkes tepki alıyor. Kim nerede? Ben burada hiç tepki herkes almıyorum herkes tepki abi alıyor kardeşim. Almadı İmza topladılar geçen sene. Ya bu biz geçen evvelsi... Bırak abi sen az önce dediğin kelime. Biz bir senelik... Bizi öyle bir leke sürdün ki az önce. Ne dedin? 20 sene işte nasıl şampiyon oldunuz biliyor musunuz? Öyle demedim. Nasıl demedin? 20 yıl hangi hakemler, hangi takım daha sen, çok kullanıyor? Kamuoyu karar versin. Cümleni değiştirme abi evet, bak. Sen öyle dedin, bir söyledin ki. Sen dedin Fenerbahçe ile Beşiktaş... Fenerbahçe Beşiktaş'ı kollamaz dedin şey olmuş evet, burası dedin. Ben evet de dedim ki kim kullanıyorsa konuş, izleyenler karar versin. Futbol severler konuş, baksınlar ülkede en çok hangi takım kesinlikle kullanmış kollanmış kim? Ona göre karar versin dedim. Öyle bir şey yok. Ben sen ortaya söylüyorum. Söyleyeceksin. Kim kullanıyorsa diyorum. Ben birini demiyorum. Benim olduğum takımda şampiyonluk yaşadığım kim, şampiyonluk sen, o zaman şey yapıyorsun. Sen Fenerbahçe'yle ben şampiyonluk demiyorum. Ben diyorum ki kim 20 yılda hakemler tarafından kim fazla kollanmışsa abi, o, buna bu 20 yıl bu 20 yıl sana bu göre Fener değil. Bu son 20 bana yıl göre Galatasaray'dır, öbürüne göre zaten Beşiktaş'tır. Ben son 20 yıl 10 senesinde ben oynadım zaten. En çok ben sana bir şey söylemedim abi, ki ben en çok hem zaman Fenerbahçe korundu. Tamam işte ben de diyorum en çok bak sen öyle düşünüyorsun diyorsun ki. Futbolcu yorum yapıyorum. En çok takımlarda tamam sen diyorsun ki en çok Fenerbahçe kullanmış diyorsun. Tamam bak o senin görüşün. Başkaları da Beşiktaş kullanmışlar. Başkaları Galatasaray kullanmış der. Buna kamuoyu karar verecek. Ben kendim bir şey demedim ki. Kamuoyu ama sen ama işte sen dedin, yaratarsın. Sen dedin ki Fenerbahçe ve Beşiktaş. Hocam bile algı yaratıyor. Sen hayır. Ya, sen algı yaratıyorsun. Hiç algı yaratayım mı? Şimdi sana algının kralını Allah yaratıyorum. Allah. Ümit Karan iyi hazır ol. Ya geçen sene ağlamadınız mı 8 puan gerideyken? Şimdi bir Allah Allah. Şimdi sen Abdülhamid Albayrak ağlamadı mı? Sana konvansiyonel geliyor. Allah Allah. Konvansiyonel demek. Konvansiyonel savaş demek. Topla, tüfekle, mermiyle yapılan savaştır. Bunun üzerine MBS nükleer biyoloji kimyasal ve nükleer savaş. Şimdi önce sana konvansiyonel geçelim için. Oh Fatih hocam var ya Fatih hocam. İyi adam, hoş adam. Şu anda hakemlerle ilgili tık etmiyor. Niye biliyor musun? Senin sözünü dinlemiş olabilir. Çünkü, konuşma demedin mi sen? Çünkü hakemlerin patronu ki. Zekeriya şu andaki hakemlerin patronu konumunda, doğru mu? Fatih Terim de Galatasaray'ın patronu konumunda, doğru mu? Doğru. Hani hocam geçen sene konuşuyor, bak bu sene... Şimdi sana bir resim vereceğim. Neresiz, resimdeki bana kişileri söylemeni istiyorum. Hazır mı resim? Bak konvansiyonel geliyorum. Bak şimdi çok iyi konsantre ol Ümit bana. Birazdan önüne bir resim gelecek. Çok iyi. Bu resimde bazı şahıslar göreceksin. Ümit tamam böyle okuyor. Mesela şu anda bizim resmimizi çekseler, şu anda üçlü... Evlerde diyecekler ki soldaki Galatasaray'ın unutulmaz gölcüsü Ümit Karan, ortadaki yaşlı kır saçlı kel kafalı herif eski hakem Ahmet Çakar, sağda da efsane libero Abdülkerim Durmaz. Şimdi ben sana birazdan ve Türkiye'ye bir resim göstereceğim. Bu resimde fazlaca sayıda insan göreceksin. Belki 7, belki 8, tam bilmiyorum. Ama orada tanıdığın isimleri bana söylemeni istiyorum. Şimdi beni lütfen hani... Psikiyatri de lütfen öyle bir psikiyatri hasta anlamında değil. Der mesela psikiyatrist bakar. Burada ne görüyorsun? Tuhaf bir resim olur. Yılan der. Birisi der ki burada kemer görüyorum. Yılan gören adamın psikiyatri der ki bu belki şizofrenik. Kemer gören adam belki de borderline kişilik bozukluğu diyebilir. Şimdi sana bir resim gösteriyorum. Lütfen derin nefes al. Tanıdığın isimleri söyle bana. Ver Onur. Yaklaştır Onur. Tam ekran versen. Tam ekran. Sen. Şimdi Ümit'ciğim sana soruyorum. Bu resimde tanıdığın var mı? Bu resim birkaç ay önce çekilmiş. Tanıdığın isimleri söyle. Fatih Hoca'yı tanıyorum. Efendim? Fatih Hoca'yı tanıyorum. Şimdi bir de başlayalım. Ayaktan başlayalım. Soldaki sakallı yapışıklı ayaktan. Sakallı, sakallı tombik olan var. Tombikten başlayalım. Ben tanımıyorum. Sen? Tanımıyorum. Ortada bir baba var bizim ekipten. Belli, şeyci, alemci, bıyıklı. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Solda nispeten genç sakallı çocuk var.
Tanımıyorum. Peki oturanlar sağdan bakalım. Sakallı bir beyefendi var. Tamam. Yaşı biraz almış. Kol var bir tane. Bu fotoğrafı tam geniş niye vermiyorsunuz? Geniş verin. Değil. Hayır hayır, bu fotoğraf daha geniş. Ben daha azı bilmem. Daha fazla insanlar fotoğrafta. Bilmiyorum. Nerede? Hayır, kısa verin. Çok var. Önemli değil. Hayır hayır, bu fotoğrafta çok fazla değişik. Bak o Zekeriya abinin ver. Sağında bu. Şimdi bak soruyorum. Beyefendinin bir dakika dur. Açarız çeşme. Şimdi Ümit'ciğim ben sana tanıtayım. Ayaktaki 3 tane arkadaşı hiç tanımıyor. Tamam. Oturan 3 tane arkadaştan sakallı olan beyefendiyi hiç tanımıyorum. Ama ortadaki beyefendiyi tanıyorum, senin hocan. Soldaki aynı zamanda beyefendi... bu fotoğraf çekildiği zaman tarihini de ver ama. Bir veya iki ay önce. Hayır, milli takımda, hocam, milli ikisi... takımda hocalık yaparken hocam, bu fotoğraf çekildi hocam. Hayır, milli takımda hoca... Hayır efendim, hayır. Nasıl hayır? Hocam, milli takım hocasıyken çekildi bu fotoğraf. 3 sene önce. Yanlışım var, bak yanlışım var hocam. Var mısın sen de ölümüne iddiaya gelelim? Ölümüne iddiaya gelelim. Mekanı söylüyorum. 3 ay önce gümüş suyunda bir evin tarasında. Gümüş, bu resim. Gümüş, gümüşlük. Hocam burası Bodrum hocam. Bir dakika. Gümüşlük. Bu gümüşlük. Osman bu ilk resim. Bende bir resim daha var. Onu ver. Ben, sen başka resim ben getireceksen getir. Bu ben fotoğraf o zaman çekildi. Gümüş suyunda. Eski fotoğraf hocam. Bu. Gümüş suyunda bir ben... evin tarasında 8-10 kişi varken bu taras benim abi diye sevdiğim. Bizim Erman hocam. Çok eski bir hakemin evidir. Erman bu tarasta. Yani. Bizim CHB Zekeriya Alp ve Fatih Terim de. Bu fotoğraf, ne var hocam? Bak, bu fotoğraf, sen bu fotoğrafı getirdin hocam. Ben sana bu fotoğrafı... Ben getirmedim. Ben sana bu fotoğrafın yorumunu yaptım. Bir kere Zekeriya Alp hangi takımı tutuyor? Hangi takımla top oynadı? Zekeriya Beştaş'tı. Ben Beşiktaş'ın ünlü oyuncusu. O zaman ne alakası var daha sayın? Ben bilmem hangi takım tuttu. Diğerini ben bulun. Bilmem. Ben anladın bilmem. Mı? Ben bu bilmem. Fotoğrafı bana gösterdin, ben sana yorumladım. Onu anladım. Bir şey söyleyeyim. Aslında sana yakışan şudur bence. Ya hoca. Zekeriya Alp ile Fatih Terim. Zaman aynı devrin futbolcuları. Bunların yemek yemelerinde ne mahsur var demeni bekler. Bence de öyle. Ben ama bir sana diyeceğim de ama şunu sen falan var bak. Bak şu tarafta ben herkes herkesle yemek yiyebilir. Hocam abi, ben niye fucunuyorsunuz? Ben hocam, şey bir dakika Mülçin, bu fotoğraf Bodrum'da. Orada Erman Hoca var bak, kolu görünüyor, saati. Erman Hoca'nın büyük saatleri vardır. O senin söylediğin o fotoğrafı ben bilmiyorum. Erman Hoca'nın evindeki fotoğrafı. Ama bu fotoğraf ben kötü bir şey demedim. Az, hayır hayır hocam, bu fotoğraf en az 2-3 sene önce 200 sene önce bu fotoğraf ya Bodrum'da. Beyler yenisini bulun. Dinle. Atın beyler bana Twitter'dan atın. Atın. Sen buyurun. Fatih Hoca'yla şimdi diyelim ki Fatih Hoca evet. Sen ben gittik bir yerde yemek yedik. Evet. Birkaç kişi daha var resim çekin. Evet. Sen 2 sene sonra MHK başkanı oldun. Evet. Ne olacak yani, fotoğraftan dolayı bir şey mi olacak? Ama burada hocam bak, burada da sen anlatamıyorsun ilk defa bence. Niye? Unuttun galiba. Dedi, Ümit Karan'a şöyle girdin sen. Evet. Dedin ki algı yaratmak mı? Evet. Abdülkerim abiyle Ümit Karan konuşurken algıdan bahsederken evet. Ümit Karan dedi ki algı yaratıyorsunuz Abdülkerim abiyle. Şey Abdülkerim hocayla sen İşte dedi algının sana. Kralı mı? Algının dedi. Kralı olacaksa dedin. Bu dedi. Dedi. Sen burada yoksa ya, Fatih Hoca'yı falan suçlamıyorsun. Ben MHK başkanı olsam. Sen ne demek dedin ben yani? Ben MHK başkanı olsam. MHK başkanı. 4 Temmuz. Bu fotoğraf. Tamam algı. 4 Temmuz 2019. Algı nedir burada? Ne? Algı ne? Ne? 4 Temmuz 2019. Benim dediğim doğru o zaman. Hayır hocam, 3 ay önce diyorsun sen. 4 ay önce. MHK başkanı olmadan. Zaten MHK başkanı olma amacıyla çıkan yoldaki ilk kilometre taşıdık. 4 ay önce. Ya böyle dalga mı ki? 3 ayla 4 ayın farkı ne? Hocam Zekeriya. Temmuz 7. ay. Hocam, 11. aydayız. 7'den 11'den 7 çıkan hocam, 4 ay önce. Hocam bu sadece algıdır. Cahil insanların tamam işte, kalacağı algı. Bir algıdır. Tekrar söylüyorum. Tamam, başka hiçbir şey değil. Ben bu. Algı yapıyor Ümit, şey Ümit Karan kardeşimi. Suçlamaz üzerine. Peki tabii ki. Zekeriya Alp ile Fatih Terim yemek yer. Ben bugün MHK başkanı olsam. Yarın bile yiyebilirler. Müsaaden misin? Ben bugün MHK başkanı olsam. Fatih Terim'le çatır çatır yemeğimi de yerim. Öpüşürüm de. Sen Galatasaray'ın teknik direktörü olsan bir yerde görsem Ümit'ciğim ne haberler alnından öperim. Sinan Beşiktaş başkanı olsun. Sinan'la yemek yerim. Abdülkerim Durmaz Karagümrük başkanı olsun. Karagümrük de zaten Süper Lig'e çıkacak. Abdülkerim Durmaz'a yemek yerim. Kimseye de hesap vermem. Ben bu dondenden dolayı Zekeriya Bey veya Fatih Bey'e bir suçlama getirmiyorum. Ama sen bize algı suçlaması yapınca algı, algının kralı bu diyorum. Ya, sanki MHK başkanını Fatih Hoca belirliyor o zaman. Hayır, işte algı yapmak istesem böyle yaparım diyor. Sinan çok doğru söyledi. Algı. Yanlış mı söylüyorum kardeşim? Bir şey söyleyeyim sana. Bak, Fatih bir şey... Hoca mı getiriyor başkanlığı? Peki, anlamadım ki. Ben, şey, ben niye böyle demedim ki ben? Ona getiriyorsun bak. Yine öyle, algı yapıyorsun. Öyle bir şey değil. Bak, ben de diyorum ki bak Fatih Hoca'yla Zekeriya Alp yarın bile yemek yiyebilirler. Tamam, bu yarın yesinler. Bu algı yaparlar bunu. Ben diyorum ki yesinler. Bir mahsuru yok. Ben sahaya bakarım. Hakeme bakarım. Maçın içine bakarım. İnsanlar dost. Onlar abi kardeşler, birbirlerine çok iyi arkadaşlar. Yerler, yarın da esner. Ama tabii ki bu algılara hep karşıyız. Ama tek taraflı algı mı oluyor? Yani
Daha geçen 2 hafta önce Fenerbahçe bir maç kazandı. Zekeriya Alp'in 50 yıllık, 40 yıllık iş hayatı gündeme getirildi. Yalan mı? Doğru. Koç şirketleriyle ticari bir işi varmış. Kendi şirketinin bir işiymiş. Algının babası bu. Neyi konuşuyoruz şu an? Algının babası değil mi bu? 10 dakika bana resim gösterdi. Algının babası bu değil mi? Daha bak ötesi, beni, algının ötesi bak, yok ya bunda. Bak, yalan mı? 10 dakikadır bir resim koydunuz. Yalan mı? Adamın daha futbol, yani hakemliği, Merkel'le ilgisi yokken ayıp. Ticari hayatını bile sorguluyorlar. Bu algı değil mi? Bu da algı. Nasıl 10 dakika bir resim gösterdin algı bize? Ne yaptın farkında hayır, değil misin? Hayır. Hoca diyor, hoca gösterdi. Niye konuşuyoruz 10 dakika? Hayır. Hoca ne dedi? Siz diyorsunuz ama biz Fatih Hoca'da hoca ne dedi? MHK başkanı da belirliyor. Hakemleri de seçiyor. Hayır. Hoca, ben öyle bir şey demedim. Siz yaptınız bu yani. Ümit hasta mısın? Evladım ben öyle bir şey demedim. Hatta da bilakis Zekeriya Alp Fatih Terim'le yemekler ailece de görüşür. Ben MHK başkanı oluyum. Fatih Terim'le sabaha kadar çay kahvemi içerim. Kimseyi de gocunmam. Sen de Galatasaray'ın hocası mısın? Sen de yerim içerim. Seni seve seve yerim içerim. Aynen öyle. Hatta hep beraber toplu yaparız yemeği. Aynen evet. Ne varmış bu? İşte hesap mı vereceğim kimseye? 10 dakika niye konuşuyorsun abi? Ben yok. Mahsurlu demiyorum. O dakikadır sen algı değil. Bu ne abi? Sinan şu an senin yaptığın ne? Hocam. Bana yok, söyle. Bir şey değil, bu resim zaten yayınlandı ya. Ben bu resim dizi ya. Bir resim tamam, değil. Biz 10 dakikadır, bu resim 10 dakikayı biz de gösterdik. Sevgili şimdi. Kardeşim, bu resim FBI'nin arşivlerinden değil. Bu sosyal medyada günlerce, haftalarca yayılmış. Ama toplumda çok cahil insan olduğu için Hoca ile Zekeriya, tamam, Fatih Hoca ile Zekeriya Bey işi bağlıyorlar diye algı bu demek istiyorum. Yani ben Cemil Mahsur'u tamam, yapıyorum. Nihat Özdemir Başkan'la Ali Koç'un fotoğrafını 10 dakika koyalım oraya. Tabii koy. Koy. Biz de öyle algı yapalım. Şey problem yok. Koy işte problem yok. Olmaz. Olmaz. Olur. Kardeşim, oluyor. İşte bak yapıyorsun. Biz sen yapıyorsun. Ben hayır. Yapmıyorum ki bunu. Allah Allah. Biz aynısını oluyor diyor koyun. Kardeşim oldu zaten bu. Olmadı mı? Sen nerede yaşıyorsun? Ali Koç'ta Nihat Özdemir'in yakınlığı gündeme getirilmedi mi? Tamam. Ali Koç'ta Zekeriya işte söylüyorum. Zekeriya Alp'le Ali Koç'un şirketinin ticari şeyi şey yaptı. Ali Koç'un hiç ilgisi yok halbuki. Tartışıldı. Ticari şeyleri tartışıldı. Yani ümit olmamış gibi anlatıyor. Oldu bunlar. Oluyor diyoruz bunlar. Yine yapıyorsun hep işte. Oluyor. Ben onu soruyorum. Allah Allah. Sabahtan beri yaptığın operasyonu ya. Anlatıyorum ben ya sana. Ne alakası var kardeşim? Yok, benim bildiğim bir, operasyon vardır. Fenerbahçe maç kazandığı hafta o maçın hakemi isterse 10 numara maç yönetsin, istirahat ettiriliyor. Demek ki bu kadar. Hatalı maç yönetmiş bu ki kadar. Ceza almış. Tabii ki işte ben de sana soruyorum. Ne hatası gördüysen söyleyeceksin. Hangi maçta? Kasımpaşa maçında ne hatası gördün? Kasımpaşa'da söyleyeceksin. Hata görmedim ben. Efendime söyleyeyim. Daha bu hafta bakalım. İlk Gazişehir maçında ne hata gördün? Öyle değil mi? Hemen yalnız, aldılar adamı. Yalnız bak bir tek şey söyleyeyim. Fenerbahçe 5 maç kazanmış, 5'inde de hakemleri hop dinlendirmişler. Ben bir tek şey söyleyeyim sana. Bunlar mesaj veriyorlar hakemlere. Var, Fatih Hoca ile Zekeriya abimizin. Yemek yemesinde hiç mahsur olmadığı gibi ben MHK başkan olsam alayında yemek yerim. Hiçbir problem yok. Yalnız sıkıntı şu. Bu konudan konuya atlıyorum. Bundan sonra bir soru. Bundan 3 hafta önce Sayın Fatih Terim demiştik. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar sahada kazan. Son 20 küsür maçta Galatasaray'ın aldığı galibiyet sayısını söyler misin? Son 20 maçın? Son 20 maçta Galatasaray'ın. Ki Fatih Terim'e göre Şampiyonlar Ligi'nde maçlar sahada kazanılıyor diye bir ifadesi vardır beyefendinin. Son 20 maçta Galatasaray'ın aldığı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarını söyler misin? Ben nerede söyleyeyim? İkinci soru. İstatistikçi değil. İkinci soru. Şu anda 32 takımla Avrupa'da bir Şampiyonlar Ligi oynanıyor ki dünyanın en önemli ligi. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamamış. Bak. 3 maç sonunda. Öyle mi? 4 maç sonunda. Gol atamamış yegane takımın ismini biliyor musun? Anlamadım. Tekrar soruyorum. Onu biliyorum. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım var. Bunun içinde çok sıradan takım. Slavia Prag var. Şöyle bana. Kulüp Brüj var. Var. Yani Galatasaray'da çok var. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde gol atamamış tek takım. Tamam olabilir. Kim? Biz. Duyuyorum. Biz olabiliriz. 32 takım içinde 4 maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yani? Gol atamamış tek takım kim? Ümitçim. Galatasaray. Bu mu yani? Bu doğru bir şey mi? Puan aldı mı? Gol atamayanlar var UEFA Ligi'nde. Tamam. Bırak ama gol atamamıştı. Şampiyon Ligi farklı bir dünya. O dünyayı yaşayamazsın. Yani şey mi demek istiyorsun? Hakikaten sahada oynanıyor maçlar. Sahada oynandığını ispat ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş Karayi Sanki her hafta Madrid... Bu diğer bir pozisyon. Yanlış yok. Bu konuyu sahada oynanıyor. Her hafta Madrid'de oynuyorlar herkes onlar. Bu konuyu her hafta Madrid'de oynayıp altı mı yiyelim kardeşim? Allah Allah. Sen oynuyorsun ben ne oluyor? Siz yediğiniz zamanları hatırlarsın. Avrupa'da kaç gol yediniz iyi hatırlarsın. Ben sana geçen hafta söyledim 6 katım dikkat etsedim. Dinlemedin beni. Avrupa'da kaç tane maça çıktı son 15 senede? Yapmayın, bireysel muhabbet yapmayalım. Yapmayalım. Sence penaltı mı, kırmızı mı değil Mertemciğim? %100 kırmızı.
Diaby'nin pozisyonu. Diaby'ye yapılan hareket %100 kırmızı mı? Penaltı pozisyonunu soruyorsan da %100 penaltı. Penaltı. Evet. Şeyin düşürülmesi. Tabii. Mustafa Yıldırım'ın penaltı. Caner'in pozisyonu var arkadan. Aynen öyle. Değil mi? İşte bu kadar. Diaby'nin pozisyonunu getirdi. Bir maçta bu kadar hakem hatası olabilir mi arkadaşlar ya? Bu kadar kritik hata olabilir mi? Bırakın fotoğrafta resim çekilmiş onu bunuydu falan. Abi MHK başkanı onunla resim çektiysen olacak burada ise. Türkiye'nin her yerinde hakemler hata yapıyor arkadaşlar. Bu fotoğraftaki yemekle onunla yemişle bununla değil. İşte Sinan, ben de onu söylüyorum. Alakası yok. Bir şey söyleyeceğim bak Ümitçim. Bundan evvel MHK başkanı Sabri Çelik, Yusuf Namoğlu, döndüm Mustafa Çulcu. Bunların hepsi gitti. Ama bu aynı hakemler aynı hatalar yapıyorlar. O zaman da biz bu MHK başkanlarını yerden yere vurduk. Galatasaray maçı... Burada sorun MHK başkanı değil. Sorun hakemler... bu yeteneksiz, güvensiz, korkak hakemlerimiz. Bunu biz ama kaç senedir söylüyoruz. Ben bir dakika, Beşiktaş maçında Beşiktaş maçında iki penaltı verildiğini düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Şu penaltı değil. Hayır değil. Nasıl penaltı? Öyle penaltı yok öyle penaltı. Nasıl penaltı? Yok öyle bir penaltı. Hocam bana penaltıyı tarif et. Ya neyi tarif? Sen biliyorsun zaten. Ne alakası var? Darbe var. Bugün penaltı hocam var. Çocuk bence var. Bence değil. Bir dakika dur. Sence? Ya, bence ben penaltı görmedim. Ben penaltı görmedim. Bir dakika durun. Caner'e atlanan pozisyonda da kırmızı kart görmedim. Ama Diaby'ye yapılan hareket %100 kırmızı. Mustafa Yumlu mu daha süratlidir? Diaby mi? Tabii ki Diaby süratlidir. Diaby süratlidir. Gerçek mi Diaby süratlidir? Bu pozisyon penaltı değil. Yapmayın anlayın. Sizin burada amacınız şimdi Sinan Engin. Tekrar söylüyorum. Şu pozisyona sen değil diyorsan. Bence değil. Sinancı biraz sakin. Sinancı biraz sakin. Sinancı biraz sakin. Şu penaltı değil öyle mi hocam? Şu çocuk. Bu Diaby kendini niye atıyor? Gerçek mi bu çocuk? Şimdi sen algı operasyonu mu yapıyorsun burada? Şu pozisyona. Eğer bana penaltı diyemeye bak bir eski hakem bu pozisyona eğer penaltı değil diyorsa ben onunla futbol falan konuşmuyorum. Aa, Ahmet Hoca konuşma penaltı değil diyorsun. Diyorsun abi yani. Cevap vereyim. Yapma hocam. Beşiktaş maçında iki tane diskutabı tartışılan pozisyon canım var. Ciğerim, biri, sen Diaby, bir Ahmet Hoca konuşsun. Bir de için sıfıra yakın yerde pıt ya ikisi de penaltı değil. Hocam çocuk 5 metre kendini atıyor. Hayır hocam öyle penaltı yok. Mustafa Yılmaz resmen öyle penaltı yok. Net penaltı. Sana net penaltı sordum. Sana göre ne? Ümit hangisi daha hızlı? Sen de gidin. Sen de çok hızlı. Bırak hızlı. Hızlı bırak. Penaltı mı değil mi? Yavaşım eşim Bener ya. Bence penaltı. Hangisi? Yok, bir dakika gel Artemciğim. Şey Ümitçiğim gel. Ben ama bunları Galatasaray pozisyonlarında anlattığım zaman penaltı olmuyor. Beşiktaş olunca penaltı oluyor. Beşiktaş olunca işte o. Sinan algı operasyonu yapıyor sen de yedin. Bakın ben Mustafa Yumlu'yum. Bakalım pozisyona. Ben Mustafa Yumlu'yum. Mustafa Yumlu'yum. Ümitçiğim de Diaby. Ben koşarsak Ümit beni geçer. Yani ben Mustafa diye benden süratli. Top önünde ve şansı var. Gitmeye çalışıyor. Mustafa Yumlu'nun şöyle bir eli var. Bu çocuğu atıyor. Yani bu çocuk niye düşsün? Buradan bu darbe vurmasa buna niye düşecek abiciğim? Bak Ertem'e bak. Darbe vurmasa. Hayır Ertem'e kırmızı. Yani şey penaltıyı nasıl anlatacağız size ya? Yapmayın ya. Pozisyon bu. Beşiktaş mevzusu değil. Geçen her sene, takım için geçerli. Sterling'de de. Abi bu görüntüyle penaltı yok hocam. İngiltere'de buna penaltı vermiyorlar ama. Arkadaşlar. Geçen hafta öyle bir pozisyon var Sterling'in. Ne? Sen değil penaltı çözün. Ozan Tufan'ın pozisyonu. Ozan Tufan'ın. Şurasına darbe vurdu. Oğlum yasalak bir şeyi de göster. Diaby'yi de yolla. Bak. Evet. Şurasına Ozan Tufan'ın şurasına darbe vurdu penaltı verdi. Üçlü verdi darbe. Şu var çocuk kendini atıyor yani düşüyor penaltı değil diyorsun. Göster ne konuşayım bakacağım hocam bir dakika dur hocam ben bakacağım tikli sabiti bir daha görmek Allah istiyorum şu pozisyonu bana izin verir misin hocam bir dakika dur bakacağım Allah aşkına bak ya bir bakayım Ümit de etkide Ümit kaldı ha ben öyle hissediyorum hadi Ümit oğlum yasak Ümit ya Sinan tebrik ediyorum müthiş algı yaptım Ümit'i bile bir dakika hocam dur ama ben geçen hafta bak Ümit şey yaptı böyle atıyorsun omuzları al geri bir dakika çocuklar apo bir daha geri al. Ümit buraya gelir. Ben de bakacağım ya. Ne hale düşündüler? Ya bakın dalganıza buna ne? Penaltı veren hakeme komik hakem derler. Allah Ümit. Ümit penaltı diyorsun. Yok ya bu penaltı. Aa, bak Ümit karar değişti. Göster Ümit'i. Bak ne diyor? Göster Ümit'i. Ümit ne oluyor? Ümit göster. Sinan. Buna penaltı karar değişti. Şey söyle ya. Ümit ya. Bırakın bu işi. Evet. Ümit karar mı oluyor? Dur dur. Demi çocuk. Diaby niye düşüyor? Gel seni bir öpeceğim. Penaltı almak için. Yanlış yorumlamış olabilir şimdi. Bak, bırak penaltı değil mi? Değil. Tamam. Hocam. Bu Diaby niye düşüyor abi? Ya kardeşim gel bir kere. Bakalım hep beraber bakalım futbolu. Ya bu çocuk niye düşüyor ya? Sinan sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Buna penaltı. %100 penaltı. Yapmayın hocam. Ertem'le Sinan'ı esemle kınıyorum. İkinizi de kınıyorum. Şu pozisyonu penaltı. Bravo hocam. Ya hocam bunlar var ya.
yapma ya. Ben size, şaka mı yapıyorsunuz ben ya? Ben size bu akşam ya Ümit Karan falan oluyor. Konuşmuyorum. Ben de konuşmuyorum. Bir futbolcu çocuk penaltı almak için kendini düşürüyor. Kesin abi toparlanamayacak ya. Toparlanamayacak. Bu kol nerede? Ya bırakın lan basketbol mu abi, bırakın bu işleri. Sinan penaltı olmaz. Sinan buna penaltı. Öyle şeylere toparlanamayacağını hissetti zaten orada. Önce kendinizi bırakın. Gördün mü sana ne dedim ben? Toparlanamayacağını hissetti. Bak esinledim temin seni bak. Allah'tan belirsin sana Ümit be. Doğru yolu gördü hocam. Önce etkilerini. Bu şok Trabzon'a verildi. Verildi. Bu penaltı değil Sinan. Bu bana posta verildi yok, bile. Yani çok kolay. Böyle penaltı yani, ama. Yok, abi yapmayın ya. Vallahi penaltı abicim, değil ya. Mesela, bakın mantık yürütün mantık. Çocuk niye kendini atsın? Abi darbe ne olmasa. Demek ya sen ilk defa mı görüyorsun kendini yere atan adam? Abi şey. Darbe atmıyor. Aa, penaltı pozisyonunda kendini yere atan. Ya Burak Yılmaz'ın adı niye çıktı ki mesela penaltı hırsızında? Penaltıyı aldı. Ya Sinan bana inanmıyor musun? Ben Allah aşkına ben Beşiktaş'ım şu anda. Penaltıyı aldı. Penaltıyı aldı lafı vardır biliyorsun. Çocuk sana böyle darbeyi vurduğu zaman hatırlayın. Değdi. Hatırlayın ya değdi. Tamam Sinancığım. Gazişehir maçını hatırlasana Ertem. Doğru. Arkadan bir de şöyle yaptı hatırladın mı? Değdi. Eliyle. Penaltı verdi ya. Sen benim yapmayın. Allah aşkına. Bu ülkede ne komik penaltılar verildi. Sana bir soru soracağım. Şuna vah vah dediniz Sinan, ya. Bak bak bak. Ya, Sinan hadi konuşuyor. Adamı indiriyor. Yaka paça indiriyor. Hayır, şuna penaltı diyor. Ya, ya. Sinan. Hocam. He, Abdülkerim abi. Abi ya. Sen benim bir dakika. Arkadaşlar, sen benim soruma cevap. Hocam ne oluyor? Arkadaşlar hafızanızı bir karıştırın. Beşiktaş'ın damarı tuttu. Beşiktaş damarı tuttu. Karıştırın. Beşiktaş damarı tuttu. Sen burada biz neler yaşadık 5 sene önce Beşiktaş'ın iyi zamanları. Sen Gazişehir maçını hatırlıyorsun. Beşiktaş TV'ye çevirdiler. Vida. Vida'nın pozisyonu hatırlıyorsun değil mi? Şöyle itikledi. Ne yaptı çocuk attı kendini. Kimi? Şu itmeye Vida Gazi penaltı pozisyonu hatırlayın. İyi hatırlayın. Arkadan. Ne içe yapalım yerden arkadaşlar. Arkadan itti. Ya Ertem'cim. Efendim. Arkadan itti. Bırak orayı. Gazişehir maçında. Sana görüp çıkarıyorum seni. Gazişehir maçında. Vida'nın şöyle bir itmesi var. Hafif. Arkadan itti. Çocuk kemer attı kendini hatırla. Penaltı oldu. Sinan. Bu itme mi? Bir dakika. Gözlerine baktım. 20 milyon. 20 milyon Beşiktaş diye sesleniyorum. Çarşı grubuna sesleniyorum. Dolayısıyla sizin buradaki temsilciniz, abiniz Sinan'a sesleniyorum. Siz Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'a niye istemediniz? Aynı şey mi bir dakika. Soru cevap gidelim. Aynı şey mi ya? Bırak Allah aşkına. Zamanında abi. Onun adını lütfen beni bağışlasın sevgili Burak. Penaltı hırsızı Burak olarak istediniz. Beşiktaş'a gündeme geldi. Bütün Beşiktaş ayağa kalktı. Alakası yok. Demek ki, Müslüman ben sizi kesmedim. Demek ki futbolcu artistik bir şekilde atarak, egzajere ederek penaltı çalabiliyor. Penaltı alınabiliyor. Hocam aynı şey Burak da bunu yaptı. Ve Beşiktaş camiası 20 milyon. Hocam Burak boşarı bu aynı değil. Çarşı dahil. Burak Beşiktaş'a istemediniz. Hocam, ben belgeyle konuşuyorum. Ya hocam sana bir şey söyleyeceğim. Hocam tabii ya. Ya Vida'nın. Bu kadar ağzından ya, bugün. Çocuk gibi ergen konuşma. Ya, hocam çok güzel. Gidin beni odama şöyle. Orada düşün hocam. Kendi odalarını boşverin. Orada düşebilirsiniz. Arkadaşlar. Bir hocam terbiyesize bak. Ya Vida'yı şöyle kırmızı gösterdiler. Şöyle itti. Vida'ya hepiniz kırmızı dediniz. Şöyle bir darbesi var Mustafa Yumlu'nun. Vay vay vay. Niye biliyor musun? Çünkü şimdi Beşiktaş'la ilgili iki tane iyi söyledi ya. Burada söylemeyecekler çünkü. Söylediler çünkü. Onu. Beşiktaş'ın bugün kırmızı. Verilmeyen penaltısı yok kardeşim. Kimin? Sinan'cığım sen hakikaten. Atılması gereken bir tane. Maalesef Türk futbolunun, Türk hakemliğinin şu halde olmasının sebebi işte bu ve bu zihniyetteki bazı hakemler. Ben yani. Başka hakemlere gidin penaltı diyor. Kime diyor ya? Bu pozisyona. Bu pozisyona hangi hakem eskisi penaltı der ya? Bakar. Kim der buna ya? Eve gidince internette bakarsın. Bakacağım. Benim anlamadığım ne biliyor musun? Bir dakika ya bir saniye Ümit Hocam. Ya, aynı harekete bugün Trabzon maçında penaltı verilmedi mi? Bir dakika ya. Fenerbahçe şikayetçi. Beşiktaş şikayetçi. Beşiktaş olunca Galatasaray ve Fenerbahçe ve hakem nasıl geçmişti? Gördün mü? Bu hakem de kime izliyor? Kim şampiyon oluyor? Sinan abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sevgili seyirciler. Bak çok objektif bir tavsiye söylüyorum. Beşiktaşlık yapma formaya çıkma. Bir anda bak, bir anda konu Beşiktaş olunca Beşiktaş yine kafasını gösterince birleştir başını gösterince Fener'le Galatasaray Ümit Karan'la Abdülkerim Durmaz yanına da MHK Ahmet Çakar alarak nasıl birleştiler? Birleşmedik aynı pozisyon. Trabzonspor'un penaltı görüntüsünü ah elimde maç olsa vereceğim de veremiyorum. Trabzonspor'un penaltısı aynı penaltı mı değil mi? Hangisi ya? Aynı penaltı mı değil mi bugünkü pozisyon? Bence ikisi hangisi ya? Ya hayır Trabzon'a veriliyor Beşiktaş'a ya, verilmiyor Beşiktaş'a, o zaman. Yani, Trabzon'a veriliyor ya, Beşiktaş'a verilmiyor. Ona atın. Oo bu böyle olur mu? Abi neler veriliyor? Ya Beşiktaşlı fanatik ya, arkadaşlarım mesaj atıyor.
Penaltıyı Sinan abi bizi de geçti diyorlar ya. Benim de Fenerbahçe'li fotomaç arkadaşlarım arıyor diyor. Futbolcu bana futbolda mı anlamıyor. Onu bir gözlük ver, gözlüğü çizdireyim ben onu. Evet. Boş versen onu. Bir tane pozisyonu şöyle itti penaltı. Bu Beşiktaş'ın lehine ne penaltılar verildi ya. Bak, yanlış Beşiktaş olduğu için çalmıyorlar. Sinan'ım felsefede bir laf var. Beşiktaş düşmanlığı yanlış başladı örnek, ya. Ahmet Çakar'da başladı. Yanlış örnek. Başladı. Olmaz. Ne derler ona bir şey söyler. Konuşmuyor. Su imisal. Emsal olmaz. Emsal olmaz. Çünkü örnek emsal olmaz. Evet. Tabii ki dünyanın her yerinde yanlış penaltılar verildi. Ama bana sorarsanız Diaby'ye yapılan hareketi penaltı veren hakemi ben ancak plajda... Bir daha. Evet plaj futbolu. Plajda veteran maçında orada bile daha sert. Hocam şu pozisyonu doğru güzel. Bakın Mustafa'nın topla görüntü bir daha verin. Mustafa sadece Diaby ile ilgileniyor. Bak Diaby mesaj attı. Bir de müsaade misin? Diaby'nin menajeri mesaj attı. Penaltı falan ne diyor? Yok böyle bir şey diyor. Diaby'nin mesajı. Bakayım. No penalty. No adam bakın arkadaş. Ya bakın bu çocuğun, bakın Mustafa'nın kolu nerede? Ya hadi be. Ya bu ülkeye dürtmeye verdiler penaltı. Ya Sinan abi gözünü abi bir şey söyleyeceğim size. Yapmayın arkadaşlar. Vallahi yapmasın. Yapmayın. Sen topu yakalan. Ya senin topa gitmiyor ki ya. Ozan Kafa'na dokundu. Topa nereye gidiyor? Çok nereye gidiyor? Sen ona bak. Hocam topa gitmiyor. Topu yakalama şansı yok. Mustafa yok. Topa gitmiyor. Yapmayın hocam. Topla ilgisi yok. Yapmayın. Olmaz yakalayın. Hocam bir daha izledim. Anladım. Herhalde burada. Anladım. Ersen var ya. Sinan espri yapmak istiyor. Bir güzel pazar gecesi. Serin bir pazar gecesi. Espri mi? Evet. Espri yapıp. Hocam senin hayatın espri ya. Tamam, sen ne yaptın? Sen kuralları bilmiyorsun ya. Oh, erken ben dedim ya. Hakemi Ahmet Çakır abi ya abicim. Ne filan? Beşiktaş TV, Fenerbahçe TV dedim. Ben bilirim abicim burada. Bilmez. Kim bilmez? Futbolun kuralı var. Bu darbe varsa fauldür, penaltıdır. Bitti. Şunlara faul veriliyor mu? Yok. Orta sahada. Verilmiyor ya. Şu şey nasıl vermiyor bunu orta sahada? Ya nereden verilmiyor kardeşim ya? Adam ikili mücadele topu geçememiş. Adam... Fizik avantajını kullanarak koşu yolunu kapatmış. Bir dakika Trabzonspor'a verilen tamam bu penaltı 72 tane penaltı olur ama tamam. Böyle adam işte onun için hakemler kötü. Ver Trabzonspor maçını. Onun için verir misiniz Serkan'cığım? Saçma penaltı. Hocam peki buna niye penaltı veriyorsunuz? Hangisi kim veriyor? Ben maç mı yönetiyorum? Hata arıyorsun. Hocam penaltıya bak. Kim penaltı verdi? Hocam penaltıya bak. Covid bu işte. Hocam penaltıya bak. Beşiktaş'a verilmedi. O anormal. Abi bu verildi diye o da verilsin mi diyorsun? Abi verdi hakem. Niye Beşiktaş'a verdi? Ya verdi veriyor? De yanlış verdi. Aa böyle mantık olur mu? Bak Ümit Kağan beni kanka attı. Anormuş ya. Apasız neleri var? Neleri ağladınız Fenerbahçe olarak çıktınız? Ya ağlama değil. Onların özelliği ağlamak zaten. Onun özelliği ağlamak. Aa nereden? Allah ya. Bak, Sinan sen diyorsun. Bir dakika arkadaşlar Sinan haklı. Gene mi? Eğer Türkiye'de bugün Trabzonspor'un ikinci penaltısını VAR çağırıyorsa tam kim bugün penaltı Türkiye hocam? Ligi'nde her maçta 5 defa bu tür pozisyonlar VAR'ın çağırması lazım. Katılıyorum hocam. Tamam da sen dedin suyu mu sen? Bilmiyorlar bu sen abi evet. Allah Allah. Sinan, sana çok teşekkür ediyorum. Beni mutlu ettin bu akşam. Hakikaten yüreğime sıcak. Şu pozisyona. Hocam orta sahada şu pozisyona. Şöyle şey. Darbeye. Şöyle çekmeye. Şöyle darbeye. Faul çalınır mı? Girdi. Çalınır. Çalınabiliyor. E niye bana penaltı verilmesi? Penaltı falan yok öyle. Beşiktaş olduğu için verilmiyor. Beşiktaş verilmiyor. İşte gördün mü hocam operasyonunu? Bak, i̇şte algı böyle bir şey. Bizim arkadaşlarımız var. Bir vahap beyaz. Yorumculuk yapan arkadaşlarımız var. İsim istemiyorlar. Buna çoğu penaltı denildi. Kim onu kim dedi ya? İsmini sana söylerim. Reklam arası. İsim vermeyelim. Bir şey söyleyeyim. Bu yorumcu arkadaş yok. İsim vermiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Çoğu adamlar verdi. Bak bir şey söyleyeyim. Hem de sen hızlı oyuncusun. Bunlar penaltıdır yapmayın. Sevgili seyirciler Beyaz Futbol YouTube kanalına abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ya bu Sinan bu tip yorumlar, bu tip görüşler gibi daha fazlası YouTube kanalımızda youtube.com/beyazfutbol lütfen abone olunuz. Reklam arasında neler göreceksiniz herkes, neler sizden rica ediyorum. YouTube söylüyorum bak söylüyorum bu Beşiktaş'ta uğraşmayın. Beşiktaş'ta uğraşanın çocuğu olmaz. Uğraşmayın. Şu anda uğraşmayın Beşiktaş'ta. Tamam mı? Devamını dinleyeceksiniz birazdan. Hocam ben iyi olur. Reklam arasında birazdan bunlar. Vahap Beyaz, Ahmet Çakar, .. Galatasaray çocuklar. Yok hocam .. Galatasaray demeyiz hocam olur mu tamam. Bir şey? Hayır. O şarkıyı çalacaklar demek istiyorum. O şarkı var ya o. Çaldırtmayız. Bir şey söyleyeceğim. Çaldırtma hocam. Şu anda YouTube'da arkadaşlarım Derya kardeşimden bana Ankara'dan gelen bilgiye göre şu anda Beşiktaş ve Galatasaray başa baş gidiyor. YouTube'da yani Beşiktaşlar daha ağırlıkta. Ertem. Fenerbahçeliler ve Trabzonsporların da abone olmasını YouTube istiyoruz. YouTube kanalına kaydolun. Fenerbahçe ve Trabzonsporlarında Beşiktaş ve Galatasaraylıları yakalamasını bak. İstiyoruz. YouTube.com/beyazfutbol lütfen abone olmanızı rica ediyorum YouTube'da sizden. YouTube'da çok önemli. Bu demin söylediğimin devamını söyleyeceğim. Birazdan çok ağır. Neyi? Bugün bir tane emniyet müdürü kardeşim sahanın içinde. Görevli.
Abi bugün Beşiktaş maçındaydım. Şu an beyaz sivri tartışma pozisyonu tam önümde gerçekleşti. Sağ içindeydim. Ve net kırmızı karttı. Aynı görmek için şey. Hakem de olmak gerekmiyordum. Şeyi aynı söylüyor. Darbeyi. Müdür doğru söylüyor. Statta herkes... Pozisyonu da gördüm. Yani o statta olmaya gerek yok o kırmızı kartı. Senin dediğin penaltı pozisyonda söylüyorum. O pozisyonda da Mustafa Yumlu'nun sağın içindeydim. Darbesi var. Diaby'e o pozisyonda kırmızı aldı. Emniyet şaka yani bize teslim et. Kim diyor onu ya? Emniyet Apo'yu bize teslim et diyor. Emniyet müdürün kardeşim. Emniyet hükümeti bize teslim et. Polis yalan söylemez. Ya burada polis yalan söylemez. Bana milletvekili dedi ki öyle penaltı mı olur dedi milletvekili yalan söyledi. Milletvekili bak milletvekili ama polis polis doğru söyler yalan söylemez. Emniyet bir şey bize teslim et. Onlar da yalan söylüyor. Sevgili seyirciler Instagram adresimiz Sinan abinin Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Ya. Ümit Karan'ın Ümit Karan, Abdülkerim Durmaz'ın Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar'ınki Ertem Şener yine. Takip edebilirsin. Hocam bak ya geçen hafta ısırdın. Yemin ediyorum ya bir hafta boyunca bak. Hadi reklama geç sen de çabuk. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Emniyet Ahmet Çakar'ı bize teslim et. Evet reklam.